Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Royal Pass görev kartı nasıl kazanılır, nasıl kasılır, nasıl biriktirilir, BP almak mümkün mü? Hangi etkinliklerden kazanılır bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi etkinlik kısmına geçelim. Hot yazan kısma geçiyoruz. Sayfayı aşağı kaydırdığımızda sevimli hayvan saf dışı bırakma diye bir etkinlik geldi. 6. ayın 23'ünde geldi. 6. ayın 29'unda etkinlik sona eriyor. Klasik moddaki belirli görevleri tamla ve ödül kazan diyor. Rütbeli ya da rütbesi fark etmiyor. Bu görevi rütbesiz kısımda da yapabilirsiniz. 30 düşman öldür diyor. 30 düşman öldürdüğümüzde bize bir adet Royal Pass görev kartı veriyor. Yani ücretsiz bir şekilde, bedava bir şekilde buradan kazanabiliyoruz. Bir de süper katliam etkinliği var. Bu etkinlikte bazen acil durum görevleri oluyor. Acil durum görevleri de de işte diyor ki sana 300 metre ilerle, işte 2000 metre mesafe kat et, 2 düşman öldür, bir maç tamamla, işte takım arkadaşını kaldır gibi görevleri bulunuyor. Tıpkı bu tarz görevler. Ee, ve Görevlerde bazen Royal Pass görev kartı veriliyor. Royal Pass görev kartı geldiğinde ben ekran görüntüsü almıştım. Ancak telefonu temizlediğimde o resmi silmişim. Kusura bakmayın özür dilerim. Ama siz dediğim gibi acil durum görevlerini takip edin. Oradan Royal Pass görev kartı kazanabilirsiniz. Yani şöyle bir kısım çıkacak. Bu kısım çıktığında da bu tarz bir görev gelecek. Görev ödüllerine bakarak takip edebilirsiniz. Bu arada seti de alabiliyormuşum yeni fark ettim. Şimdi ücretsiz tamamen bedava bir şekilde iki etkinlikten kazanmak mümkün. Şimdi Royal Pass kısmına geçiyoruz. Artık üyeliklere özel PES görevleri nasıl kazanılır bunu göstereceğim. Royal Pass seviye seviye 5, seviye 11 ve seviye 31'de Royal Pass görev kartı bulunuyor. Bakın seviye 5 1, seviye 11 1 ve seviye 31 1. Toplamda 3 tane bu kısımdan kazanmak mümkün. Şimdi hafta kısmına bakalım. Bakın ticket yazan bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Burası kolay görev lisans kısmı. Eğer kolay görev lisansı aldıysanız her hafta size 2 adet ücretsiz bir şekilde Royal Pass görev kartı geliyor. Ee, bir de 4. haftada şöyle bir detay var. Dakika görevinde. Sadece 2. haftadaki maçlarda geçirilen her yüz dakika için diyor. Ama 4. hafta diyor ki 4. ve 5. hafta maçlarında geçirilen her yüz dakika için diyor birkaç gün ileri attığında oyun 5. hafta olarak sayıyor. 5. hafta olarak saydığı için bize tekrardan orada iki görev kartı veriyor. Yani şu şekilde hesaplayabiliriz. 5 çarpı 2 10. Buradan da 10 tane Royal Pass görev kartı kazanmak mümkün. 3 tane seviye kısmından 10 tane de buradan kazandık. Etti 13. 2 tane de görevden kazandık. Etti 15. Bir de RP üyeliğine özel RP takımı etkinliği var. Buradan da kazanmak mümkün. 5 tane de buradan kazanıyoruz. Bakın bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada. Toplam 3 tane buradan. 2 tane de sunucu ilerlemesinden kazanıyoruz. Etti 20. Şu şekilde kanatını göstereyim. Etti 20. Bir de abonelikler sayesinde BP ile almak mümkün. Ben Prime üyesiyim. Prime Plus üyeliği de var ama ben Prime yani en ucuz olanı aldım. Her gün 5 hoca kazanıyorum ve BP dükkanından da e, BP ile görev kartı alabiliyorum. Bir Royal Pass görev kartı 5000 BP. Bir haftada 5 defa alma hakkınız var. 25000 BP'ye 5 adet görev kartı alabiliyorsunuz. Hakkınız her hafta pazartesi yenileniyor. Ama şöyle ufak ince bir detay var. Şöyle bir örnek göstereyim. İlk haftada 2 tane e, alma hakkınız oluyor. Yani ilk haftada 10 tane görev kartı almak mümkün. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle Royal Pes mesela pazar günü geldi ve siz Royal Pes açtıktan sonra ve üyeliğinizde var ya direkt 5 tane görev kartınızı alıyorsunuz cepte. Ertesi gün pazartesi değil de pazartesi günü hakkınız bir daha yenileniyor. Bir 5 daha alıyorsunuz etti 10. Zaten Royal pestte 5 hafta sürüyor. 6 çarpı 5 30 Royal Pes görev kartı toplamda bir sezonda 50 görev kartı kazanmak mümkün. Dördüncü hafta bildiğiniz üzere dördüncü ve beşinci hafta geçirilen dakika yazıyor. Yani beşinci hafta tam anlamıyla bir hafta değil ama birkaç gün oyun ileri attığı için beşinci hafta olarak sayılıyor. Bir sezonda 50 görev kartı kazanmak mümkün. Ee, bu videoyu çekme amacım izleyicilerin bilgilendirmek. Nasıl bu kadar çok görev kartı kazanıyorsun diye soranlar oluyordu. Nasıl bu kadar çabuk seviye kasıyorsun diyenler oluyordu. Yani etkinliğin ince detaylarını takip ederek oluyor aslında. Bakın bir sezonda 50 tane görev kartı kazanmak mümkün. Zaten istemediğiniz görevleri de bu kartlarla geçerseniz daha kolay bir sezon olur sizin için. Nereden baksanız 16 tane görevi geçmek demek. 3 tane hesapladım. Ee, daha az olabilir çünkü bazı görevler hani 6 tane istiyor ya. Siz onu kendinize göre ayarlarsınız. Etkinlik ve özellikler, yenilikler, detaylar bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.